İsa'yı tutuklayanlar onu başkâhin Kayafa'ya götürdüler. Din bilginleriyle ileri gelenler de orada toplanmışlardı. Petrus İsa'yı uzaktan ta başkâhinin avlusuna kadar izledi. Sonucu görmek için içeri girip nöbetçilerin yanına oturdu. Başkâhinlerle yüksek kurulun öteki üyeleri İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı yalancı tanıklar arıyorlardı. Ortaya birçok yalancı tanık çıktığı halde aradıklarını bulamadılar. Sonunda ortaya çıkan iki kişi şöyle dedi. Bu adam, ben Tanrı'nın tapınağını yıkıp 3 günde yeniden kurabilirim, dedi. Başkâhin ayağa kalkıp İsa'ya, hiç yanıt vermeyecek misin, dedi. Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar? İsa susmaya devam etti. Başkâhin ise ona, yaşayan Tanrı adına ant içmeni buyuruyorum, söyle bize. Tanrı'nın oğlu Mesih sen misin? Dedi. İsa, söylediğin gibidir karşılığını verdi. Üstelik size şunu söyleyeyim. Bundan sonra insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz. Bunun üzerine başkâhin giysilerini yırtarak Tanrı'ya küfretti dedi. Artık tanıklara ne ihtiyacımız var? İşte küfürü işittiniz. Buna ne diyorsunuz? Ölümü hak etti diye karşılık verdiler. Bunun üzerine İsa'nın yüzüne tükürüp onu yumrukladılar. Bazıları da onu tokatlayıp, ey Mesih, peygamberliğini göster bakalım. Sana vuran kim? Dediler. Petrus ise dışarıda avluda oturuyordu. Bir hizmetçi kız yanına gelip, sen de Celileli İsa ile birlikteydin, dedi. Ama Petrus bunu herkesin önünde inkar ederek, neden söz ettiğini anlamıyorum, dedi. Sonra avlu kapısının önüne çıktı. Onu gören başka bir hizmetçi kız orada bulunanlara, bu adam Nasıralı İsa ile birlikteydi, dedi. Petrus ant içerek, ben o adamı tanımıyorum, diye yine inkar etti. Orada duranlar az sonra Petrus'a yaklaşıp, gerçekten sen de onlardansın. Konuşman seni ele veriyor, dediler. Petrus kendine lanet okuyup ant içerek, o adamı tanımıyorum, dedi. Tam o anda horoz öttü. Petrus, İsa'nın horoz ötmeden beni 3 kez inkar edeceksin dediğini hatırladı ve dışarı çıkıp acı acı ağladı.